Evet, değerli izleyiciler, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Her zaman olduğu gibi yine şöyle bir dakika kadar beklemek istiyorum. Çünkü halen gelen izleyicilerimiz var. Onları da beklemek istiyorum. Bir dakika içinde tekrar başlayacağız. Kürşat Bey, hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ederim Oğuz Bey. Çok sağ ol. Teşekkürler. Bir dakika bekledikten sonra Tabii. konuşmamıza geçebiliriz. Evet, halen devam ediyor. Evet, birazcık daha bekleyelim. Demek konunun meraklıları bayağı fazla. Evet. Evet, bayağı bayağı arttı yani. Evet, şöyle ama artık 5 dakikamız da neredeyse olacak. 19.03. Peki. Demek ki bir sıkışıklık oldu. Sürekli akıyor. Çünkü 200'ü geçtik. Evet, sanıyorum artık başlayabiliriz. Evet. Değerli izleyiciler, tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Şubat ayının bu ilk haftası içerisinde. Bildiğiniz üzere Koç Üniversitesi olarak, Akmet olarak, Koç Üniversitesi Akmet olarak geçtiğimiz yıl 25. yılımızı kutlamıştık. Dolayısıyla bu 25 yıl çok verimli bir şekilde geçti bizim için. Aynı şekilde bu yılda 2022'nin de verimli bir şekilde geçeceğini umuyorum. Bu arada sadece bir hatırlatma yapayım konuya geçmeden önce. Bir süre sonra 22 Şubat'ta Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile ilgili bir etkinliğimiz olacak. Yine bir konferans. Onda da sizleri aramızda görmeyi isteriz. Evet. Kürşat Bey, size tekrar hoş geldiniz diyorum. Davetimizi kabul ettiniz, kırmadınız. Bu yüzden müteşekkirim. Şimdi tabii izleyicilerimiz aslında sosyal medyadan ya da işte YouTube, Google vesaire sizi tanıyorlardır. Yani tanıyor olmaları lazım. Çünkü çok fazla konuşmalarınıza da rastladım. Önce bir sizi tanımak istiyorum. Şu an Marmara Üniversitesi'nde idiniz ve oradan emekli oldunuz değil mi? İlahiyat Fakültesinden emekli oldum ama hala bir enstitüde yani Marmara Üniversitesi Enstitüsü'nde Kudüs Araştırmaları Enstitüsü diye bir enstitü var. Evet. Hala orada görevim var. Bir de yüksek lisans doktora danışmanlıklarım var Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde. Dolayısıyla Evet. orada hala devam ediyorum yani bu anlamda. Ama İlahiyat Fakültesinden emekli oldum, o doğru. Orada emek yani tamam. Yani o belki bu tür başka şeylere daha fazla zaman ayırıyorsunuz, buluyorsunuz, Evet. yazmak ya da konuşmak vesaire. Bu da iyi bir şey tabii ki. Yani öyle bir emeklilik değil de aktif bir Tabii emeklilik. tabii ben zaten duramam yani evet. Duramazsınız tabii. Şimdi peki bu din derken izleyicilerimiz de biliyorlar, ben konuşmacılarımızı tanıtırken şöyle bir 5 dakika kadar bir ısınma turu yapıyoruz. Din derken yani ilahiyatın kendisi de İslam dini demek değil, değil mi? Yani bütün dinler üzerine mi? Yani ne Tabii. çalışıyorsunuz? Musevilik mi, Hristiyanlık mı? Yani ne tür işlerle, hangi konularla ilgilisiniz? Evet. Yani şahsen benim biliyorsunuz beni. Ben bir yanıyla da arkeoloji okudum. Arkeoloji mezunuyum yani. Evet. Sizinle zaten o yıllardan da tanışıklığımız var. Ben İlahiyat Fakültesi'nde dinler tarihi ana bilim dalındaydım zaten. Bizim çalıştığımız yani benim çalıştığım o dönemde İlahiyat Fakültesi'nde dinler tarihi ana bilim dalı daha çok Yahudilik Hristiyanlık ağırlıklıydı. Yani İlahiyat Fakültesi'nin geneli İslam bilimleri ama dinler tarihi ana bilim dalı daha spesifik Yahudilik Hristiyanlık ağırlıklıydı.
Ve daha sonra da yani ilahiyattan emekli oluşumdan itibaren aldığım diğer görevlerde de ben ağırlıklı olarak Yahudilik, Hristiyanlık, biraz antik Orta Doğu dinleri, Mezopotamya falan özellikle bunlar üzerine çalıştım. Hala çalışıyorum ama ağırlıklı olarak Mezopotamya ve eski yani antik Yahudilik Mezopotamya mukayesesi diyebilirim. Esas uzmanlık alanım yani. Evet. Yani o zaman bu dini çok geniş bir perspektifte, yani insanoğlunun inancı diyelim, Evet. oradan alıp bütün ülkelerde tabii. Bu bakıyorum, evet. Peki bu Türklerde, eski Türklerdeki inanç, bu Hristiyanlıktan, Musevilik veya onlardan ayrışan bir yanı mı var ya da sizin ne ilginizi çekti de eski Türk inançlarına da Evet. yönlendiniz? Şöyle yani eski Türk inançlarında bana en enteresan gelen şey şu oldu. Bir kere çok primitif dönemlere kadar uzanan bir gelenek. Yani hakikaten bugün mevcut hala yaşayan, yani kısmen İslamlaşmış olabilir bazı bağlamlarda. Ama yüzlerce hatta binlerce yıla kadar uzanan ve bir şekilde canlı olarak hala bulunan ve kısmen de olsa Türk-İslam kültürünün içerisinde etkisi hala devam eden bu yanı mesela bana çok ilginç gelmiştir. Dolayısıyla bu bir yanıyla beni çekti. Bir de primitif dinlerle uğraştığım için ben yani animist dinler en erken inanç biçimleri öyle söyleyeyim. Türk dinleri de bu bağlamda bayağı ipucu veriyor. Yani o erken animist kültürler konusunda Türk dinlerinin bize sunduğu şeyler var, geniş imkanlar var. Hem metodoloji bağlamında hem enformasyon bağlamında. Beni çeken o oldu aslında. Oradan devam ettim yani Oradan. biraz. O zaman son bir soru. Peki bu din bir anlamda bir kültürün bir parçası. Seyahat ediyor musunuz? Yani Evet. bu dinin yeşerdiği ya da geliştiği ülkeleri, coğrafyalarda ya da köylerde, kasabalarda bir, Evet. yani böyle bir fiziki bir dolaşma da var mı bu Tabii yaptığınız tabii. işte? Kesinlikle. Zaten hani normalde yerinde duramayan bir adamım ben. Tabii ki yani özellikle çalıştığım alanlarda yani Yahudilik söz konusu olduğunda İsrail ya da Hindistan, Budizm söz konusu olduğunda Hinduizm yani ilgili olan yerlerin bütününe tabii gittim defalarca. Dolayısıyla ondan vazgeçemem zaten mümkün değil yani. Evet. Çok güzel tabii. Doğru. Peki o zaman şimdi izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Sizden rica edeyim. Ekran paylaşımı yapalım Tamam. beraber. Ben sonra çekileceğim. Evet, önce isterseniz. Ben de bir teşekkür edeyim. Yani Akme'de teşekkür edeyim. Oğuz Bey'e teşekkür edeyim. Yine bu işte yardımcı olan diğer arkadaşlara, tanıdığım tanımadığım herkese teşekkür edeyim. Bir de yani bu akşamın bu değerli saatinde katılan herkese teşekkür edeyim. Sonra da ekran paylaşımı yapayım. Tamam, peki. Şu an geldi mi acaba PowerPoint? Ekran geldi, Tamam. görüntü tamam, hiçbir problem yok. Ben sözü size bırakıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şöyle yani aşağı yukarı bir saat kadar herhalde birlikte olacağız. Bir 15-20 dakika kadar soru olabilir, son sorular. Tabii bu kadar zaman içerisinde bunu anlatmak biraz zor. Tahmin ediyorsunuz bunu. Ama ben yine de elimden geldiğince hap gibi vermeye çalışacağım. Şöyle yaptım. 5 tane ana bölümü ayırdım adeta. Bir kaynaklar. Kaynaklardan kastım şu olacak tabii. Eski Türk inançları ile ilgili ana kaynaklar. Biraz bunu kısaca anlatmak istiyorum. İki, kavramsal tanımlama. Yani eski Türk dini dendiğinde biz neyi anlamalıyız? Biraz bunun üzerine konuşmam lazım. Üç, aslında eski Türk dinini tam olarak nereye oturtalım? Yani genel dinler tarihi çalışmalarında bir ad vermemiz lazım. Yani eski Türk dini şudur diyebilmemiz lazım. Bu üçüncü bölüm biraz onunla ilgili. Yani henoteyi, bu tabii uzun bir tanımlama. Bu tanımlama biraz bana ait ama başka çarem de yoktu. Henoteistik tek tanrıcı animizm.
Tek tanrı eğilimli animizm, öyle düzelteyim. Burada da eski Türk dini kategorik olarak nerede durur? Biraz onun üzerine konuşacağım. Dört, panteon yani süpernatürel güçler. Yani insanüstü güçler, tanrılar veya buna benzer varlıklar. Biraz bu. En sonda yani beşinci bölümde de ritüel ve gelenekler. Bunlarda da biraz şaman figürü nedir ya da buna benzer şeyler nedir? Böyle devam edecek. Yani beş ana bölüm var. Şimdi her bir bölüme yavaş yavaş geliyorum. Tabii bir iki tane görüntü var. Yani bunlar biraz beslesin diye koydum. Zaten hepinizin bildiği bir şey ama şu coğrafyayı bir göz önüne getirmek gerekiyor. Yani Türk coğrafyasını. Ya tabii şunu hep yani biliyoruz. Çok böyle net antropolojik ırk tanımlarını yapmak çok zor. Yani Hind-Avrupalılar, Ural-Altaylılar, Sinyatik ırklar yani klasik antropoloji tanımları her zaman geçerli olmayabilir. Yani Türk halkları, Türkik halklar ya da Ural-Altay halkları dediğimizde tam bunları belirleyen şeyler ne? Bunlar çok spekülatif aslında. Ama yine de üç aşağı beş yukarı Türk coğrafyası denilen coğrafya ya da Türklerle ilişkili halkların, genelde Ural-Altay halklarının coğrafyası denilen coğrafya bu bölge. Yani Sibirya'dan neredeyse Hazar Denizi'nin civarına kadar, Avrasya'ya kadar olan bir coğrafya. Yani eski Türk dini dediğimiz zaman bu kadar geniş bir coğrafyayı hani göz önüne almak zorundasınız. Ama nasıl yani? Ve tabii bu coğrafyanın da göçebe bir coğrafya olduğunu unutmayın. Tabii bu işi zorlaştırıyor. Yani tasnif, eski Türk dini nedir? Bunun tasnifini yapmayı bayağı zorlaştırıyor. Bunu birazdan göstermeye çalışacağım. Şimdi bu kaynaklar, yani temel kaynaklar, biz şamanizm, eski Türk diniyle uğraşıyor olsak nelerden daha çok besleniriz? Ben tabii sembolik seçtim. Yani sembolik derken en temellerini, en önemlilerini seçtim. Bunların yanına başkalarını da ekleyebilirsiniz. Mesela folk hikayeleri ya da folklorik rivayetler. Burada şunu kastediyorum. Tabii 18, özellikle 19, 20. yüzyılın başından itibaren özellikle Ruslar biraz da belki politik gayretlerle Orta Asya kültürünü araştırmaya koyuldular. Biraz Finli araştırmacılar yine aynı dönemlerde neredeyse. İşte bu çalışma yapanların önemli bir kısmının topladığı zengin rivayetler var. Bu rivayetler tabii şeydir. O dönemde yani 19. yüzyıl civarında bölgede yaşayan, Sibirya veya İç Asya'da yaşayan bir takım eski inançları sürdüren ya da şamanik kültürü sürdüren insanlardan toplanan canlı şeylerdir, rivayetlerdir. Bu rivayetlerin yani Rus bilim adamlarının yansıttığı bu rivayetlerin bir kısmı doğru mutlaka ama bir kısmı da şeydir yani biraz dönemin bilimsel paradigması bağlamında yönlendirilmiş ve biraz da politiktir de. O yüzden kısmen güvenilir ama kısmen tereddütle bakmak lazım. Ama bu bilgiler de olmasa pek çok bilgi olmayacaktı. O yüzden bunlar önemlidir. Bir grup budur. Sonra tabii pek çok yazıt, yani pek çok yazıt derken önemli yazıtlar var Orta Asya'da. Özellikle Moğolistan'da falan. Orhon yazıtları tabii bunların içerisinde en önemli olanları. Orhon yazıtları da 8. yüzyıl yani 730 küsur yıllarına tarihlenen 3 ana yazıt grubu. Eski Türk inançlarıyla ilgili Orhon yazıtlarında önemli şeyler var. Orhon yazıtları bütünüyle inançlarla ilgili değil ama satır aralarına serpiştirilmiş önemli malzemeler var. Dolayısıyla bu yazıtlar hani bize imkan sunuyor. Sonra şey var, kaya resimleri ya da petroglif yani kayalara yapılmış resimler, oymalar, işlemeler ve buna benzer grafiti gibi şeyler. Bunlar da tabii çok sayıda aslında. Ben ama en temellerini aldım. Yani üzerine az çok çalışılmış, hani arkeoloji raporları olan
birkaçını seçebildim. İşte Kazakistan'da Tamgalı Vadi denilen şey bir alan. Sonra Kırgızistan'da Saymalı Taş denilen yine başka bir alan. Burada tabii yüzlerce o kaya resimleri ya da oymaları var. Bunlar da biraz spekülatif olsa bile konuya ışık tutuyor. Sonra kurganlar, tabii kendi başına kaynak bunlar. Kurganlardan mezarlar. Tabii çok sayıda kurgan var yine İç Asya'da. Hatta bizim Anadolu'ya doğru yani Mavera-ün-Nehir, Anadolu'nun doğusu ki oralarda da bulundu, Anadolu'nun doğusunda da bulundu bir takım kurganlar. İstanbul'da falan da bulundu tabii bu Beşiktaş kazılarında ama herhalde İstanbul'daki kurganımsı mezarlar daha çok Ukrayna civarından gelen Hind-Avrupa kökenli mezarlar. Fakat İç Asya'daki kurganların ya da mezarların kurgan yani korgan yani ölüleri koruyan anlamında bu mezarlar, İç Asya'daki mezarlar daha Türkik halklar ya da Türk halkları veya Orta Asya, Ural Altay halklarının yapmış olduğu mezarlar. İşte Sintaş'ta yani Kazakistan'da bunların en bildikleri var. Tuva'da biraz daha kuzeyde Pazırık'ta var. Tabi bunlara siz de ekleyebilirsiniz ama ben konsept olarak hani size böyle modeller sunuyorum. Elimizde başka ne var? Oğuznameler var. Yani Oğuznamelere şeyi ekleyin tabii. Yani işte Manas Destanı gibi, Divan-ı Lügat-ı İttürk gibi yani Oğuznameler dediğimde bir yanında Oğuzname var tabii. Reşidüddin'in Oğuznamesi var. Uygur, yani 12, 13, 14. yüzyılda çeşitli Oğuznameler var. Oğuznameler de biliyorsunuz aslında Oğuz Türklerinin birazcık Türeş hikayeleri gibi. Yani Oğuz Kağan'ın hikayeleri adeta. Dede Korkut da bir anlamda Oğuznamedir. Dolayısıyla bu Oğuznamelerde de satır aralarında bazen çok net eski inanç, eski Türk inançlarıyla ilgili bilgiler var. Dolayısıyla bu da bize şey veriyor, bir ipucu veriyor. Burada tabii, bir dakika şunu bir aşağı alayım. Evet. Temel kaynaklar bunlar kategorik olarak. Burada tabii Tanrı yani Tengri Türklerde inancın çok temelinde ve ortasında duran bir kavram. Aslında üzerine çok spekülasyon yapılan, hala yapılan bir kavram. Çok net değil. Bir tek Tanrı mı var aslında yoksa henoteistik bir inanç mı var? Bunlara geleceğim tabii ama öyle bir canlandırma olsun diye Orhon anıtlarında Tengri kelimesinin ve Türk kelimesinin yazılışıyla ilgili böyle bir resimcik aldım. Şimdi ikinci bölüm yani o başta sıraladığım beş bölümün ikincisine geldim. Kavramsal tanımlama. Şimdi bu şu. Şimdi eski Türk dini nedir? Aslında o kadar homojen bir cevap değil bakın buna verilen. Yani modern çalışmacılar, Türkiye'de de mesela çok ciddi çalışmacılar var. Ben en son bir liste verdim. Yani en temel bu konuda çalışan örnekleri verdim akademi dünyasında. Tabii eksikler olabilir ama seçtim ben yani birkaç isim size. Bu isimler Avrupa'da, Rusya'da veya Türkiye'de hala bazı konularda çok şey yapmış değil, anlaşabilmiş değil. Mesela hangi konularda? Mesela Türk dinine şamanizm diyenler var. Şimdi Türk dini şamanizm midir, değil midir? Mesela bana sorsanız, ya ben bir Türk dini uzmanı değilim. Yani hani Türk dini benim entelektüel kaygılarımdan ve dinler tarihindeki ilgimden dolayı uğraştığım bir alan. Belki bunları söylemek cüretli olabilir ama hani bu konuları da iyi okuyan bir adamım ben. Veya literatürü çok iyi takip eden bir adamım. Şamanizm mesela hani denilir ya Türk dini eşittir şamanizm. Bana göre çok öyle değil. Yani neden tabii şamanizm dendi buna? Biraz şundan kaynaklanıyor. Rusların ve Finlerin 19. yüzyılın sonunda yapmış olduğu çalışmalarda o
araştırmalarda ana unsur, yani o etnografik veya sosyal antropolojik çalışmalarda karşılaşılan kaynak tipler büyük oranda şamanlar olduğu için, yani bir figür olarak şaman, yani medyatör, yukarıyla aşağının arasını bulan büyücüler diyeyim şimdilik tırnak içerisinde. Tam doğru değil de yani şu an medyatör diyeyim, aracılar yani. Bu dönemin bilim adamları şamanlarla çok karşılaştıkları için o yüzden biraz şamanizm kelimesi yapıştı kaldı eski Türk dinine. İşte bütünüyle şamanizm olarak nitelendirmek çok doğru değil. Ama şamanizm veya şaman kültü eski Türk inançlarında önemli. Mesela bazı bizim modern din tarihçileri ya da Orta Asya tarihçileri falan bu şamanizmi bütünüyle dışlama eğilimindeler. Yani eski Türk dininde şamanik unsur sonradan girmiştir. Aslında eski Türk dininde şamanik karakter otantik veya orijinal değildir diyen tarihçiler de var. Fakat buna pek yani buna da katılmıyorum ben. Çünkü şaman kültürü çok önemli eski Türk inançlarında. Mesela şu pek akıllarına gelmemiş bizim tarihçiler. Ya çok iyi tarihçiler var bu konuda. Hakikaten yani Türkiye'de veya dünyada ama Türkiye'dekiler çok ciddi. Fakat şunu metodik olarak düşünmemiş veya düşündüler çok önemsememiş olabilirler. Kızılderililerle ilgili bir mukayese pek yapılmamış. Yani eski Türk inançları ve bunun Kızılderili inançlarıyla mukayesesi yapılmamış. Çünkü Kızılderililer Orta Asya'dan giden halklardır. Yani biz bunu çok iyi biliyoruz. Şimdi yani Kızılderililer bambaşka bir konu. Hani ben biraz o konulara da bakıyorum falan da. İşte Clovis kültürü falan yani milattan önce neredeyse 15 binler civarında. Yani Bering Boğazı henüz tam kopmamışken. Şimdi Kızılderililerde şamanik fenomen çok güçlü. Ve eğer Kızılderililer antropolojik olarak Orta Asya halklarıyla ilişkili ise çok daha önce Amerika'ya giden yani o daha otantik bir kültürle Amerika'ya giden ve şamanik karakteri üzerinde taşıyan Kızılderililerde var olan bu inancın Orta Asya halklarında otantik olarak olmaması mümkün değil. Dolayısıyla evet Türk dini şamanizm değildir, bu doğru. Ama şaman fenomeni Türk dininde vardır. Ben böyle düşünüyorum. Bunu hatırlamanız gerekiyor daima. Peki bu eski Türk dini şamanizm değil ama şaman fenomeni önemli. Peki nasıl bir şey? Tek tanrıcı mı? Aslında şöyle tabii. Hani Müslümanlar İslam'la yani İslam ve İslami gelenek Orta Asya'yla tanıştıktan itibaren bizim İslami kültür eski Türk inançlarını yeniden ele aldığında onları tabii tek tanrıcı eğilimi çerçevesinde yorumladılar. Yani artık Müslüman olmuşlar ve kendi eski inançlarını daha tek tanrıcı yorumlamak daha doğru bir şeydi. Çünkü İslam'la eski Türk inançlarının bir şekilde uzlaştığı varsayılmalıydı. Bundan dolayı Orta Çağlar'dan beri eski Türk inançlarının tek tanrıcı bir sistem üzerine oturduğu düşünülür. Modern dinler tarihçileri veya tarihçiler de böyle söyler. Yani eski Türk dini tek tanrıcıdır. Aslında şöyle, eski Türk dininde çok güçlü bir tek tanrı eğilimi var. Bu doğru. Yani en azından Hunlardan beri var. Hunlar hakkında çok az bilgi biliyorsak bile. Tek tanrı eğilimi var. Bu kesin. Tengri denilen tek tanrı eğilimi var. Fakat bütünüyle eski Türk dinini böyle çok monoteistik anlamda, yani dinler tarihinde bir tasnif monoteizm, yani tek tanrıcı olarak düşünmek pek doğru değil. Yani evet güçlü bir tek tanrı eğilimi var. Belki pek çok primitif dinde olmayacak şekilde. Çünkü göçebe yani bozkır kültürünün sosyolojisinin mantığıdır bu. Yani yerleşik hayat olsa pek böyle olmaz yani. Fakat o bozkır göçebe kültürlerinin
hiyerarşisi vardır inanç biçiminde ve yukarıya mutlaka bir tanrı koyar. O da genellikle gök tanrıdır ve bu Türklerde çok karakteristik. O yüzden Türk dinini böyle bir tek tanrıcı olarak görmekten ziyade tek tanrı eğilimi çok güçlü bir şey olarak görmek lazım, bir inanç biçimi olarak görmek lazım. Bundan dolayı da henoteistik yanı vardır. Yani henoteizm ne demek dinler tarihinde? Hani başka daha tali, ikincil tanrısal varlıklar ya da süpernatürel güçler olsa bile en yukarıda böyle bir tane daha güçlü bir varlık durur. Buna biraz henoteizm denilir. O bir varlığın yanında böyle iki tane adeta ona yardımcı gibi başka varlıklar da durur. Böyle bir şey vardır, piramit. Yani yukarıda üç tane, en yukarıda bir tane, onun altında diğer şeyler, gruplar. Buna henoteizm denilir. Dolayısıyla Türk inançlarında böyle bir şey var. Böyle bir henoteistik tek tanrıcılık var. En genelde peki bazı şeyler, tarihçiler şöyle diyorlar. Diyorlar ki aslında eski Türk dini klasik animizmdir. Yani klasik animizm dendiğinde de, ya şimdi animizm tanımına giremem tabii. Ama çok primitif çağlara, yani paleolitik dönem, neolitik dönem, yani çok erken dönemlere kadar uzanan basit bir tabiat tapınımı, hani animizm olduğu varsayılır bazılarınca. Fakat bu da şey, biraz böyle çok uç bir şey gibi geliyor. Evet, Türk kültüründe kesinlikle animist ögeler var. Yani mümkün değil aksini söylemek. Ama bütünüyle animist değil. Yani o yüzden ben öyle bir ad verdim ona. Yani tek tanrı eğilimi güçlü olan, henoteistik karakteri olan ama bir yanıyla animistik yanı da olan bir inanç biçimi. Tabii inancın bu şekilde olması İslam'ı seçmelerinde bir faktör, kolaylaştırıcı bir faktör olmuş olabilir çeşitli coğrafyalarda. Bunun da bir anlamı var aslında. Tamam, demek ki kavramsal tanımlama dediğimde A şıkkı böyle bir şeyi anlayın. B şıkkı şu, şimdi o kadar çok geniş bir coğrafyası var ki, yani neredekini hangi Türk dini olarak alacaksınız ki? Yani ve zaman dilimi, yani milattan önce 1000'i mi, milattan sonra 700'ü mü, Göktürklerden itibaren mi, Tuva'da mı, Sibirya'da mı, Moğolistan'da mı? Yani nerede, hangi coğrafya ve hangi zaman dilimi? Şimdi bundan dolayı da böyle çok homojen bir inanç biçimi çıkaramazsınız. Orada biraz daha farklı ama tabii ki ortalaması kesinlikle var. O ortalamanın başında da Tengri denilen bir figür ve Şaman denilen bir fenomen var. Başka fenomenler de var tabii. Ama şey değil, hani o kadar böyle ortak bir şey yaratma şansınız çok yok. 3 mesela ya da C şu, İslam etkisiyle de mesela bugün bizim şamanizm adına bildiğimiz önemli şeylerin bir kısmı İslam etkisiyle de gelişen şeylerdir. Yani çoğunlukla 700-800 yıllarından itibaren Türklerin İslam'la tanışmasından itibaren o İslamik kültürden de esinlenerek oluşturduğu bir şamanizm var. Şimdi bu da tabii hani olayın anlaşılmasını zorlaştırıyor. Şimdi bu bir problem. Budizmin etkisi var. Mesela Budizmin etkisi bence çok yok. Ama var yani kısmen. En azından daha Güney Türklerinde. Mesela işte şaman kelimesini Sramana, yani Sanskritçe'de Budist ve Hindu din adamları ismiyle etimolojisini açıklıyorlar. Bana göre çok öyle değil sanki. Fakat Budizmin kısmi etkisi var ama çok güçlü bir etki değil. Ama etkisi var her halükarda. Manişeizm, mesela Manişeizmin etkisi daha güçlüdür. Manişeizmde yine yani Anadolu, Suriye, Irak, işte İran, o civarda etkisi milattan sonra 200, 2. 3. yüzyıldan itibaren etkisi güçlü olan, Orta Asya'ya kadar uzanan, 13-14. yüzyıla kadar Çin'de bile var olan çok güçlü bir inanç sistemi. Manişeizmin bugünkü eski Türk inançları ya da şamanizm dediğimiz sisteme etkisi var mı? Var. Çok mu? Budizm'den daha çok. O kadarını söyleyeyim. Peki öyleyse bizim aramamız gerekli olan ne?
bizim aramamız gerekli olan otantik bir Türk dini. Yani Manişeizm'den de uzak, Budizm'den de uzak, İslami etkilerin daha öncesinde olan bir inanç sistemi. Yani ben eski Türk dini dediğimde aslında onu anlıyorum. Yani bu etkilerin dışında daha klasik çağlara uzanan, daha antik dönemlere, yani daha arkaik dönemlere uzanan bir süreci şey yapıyorum, düşünüyorum yani. Evet. Şimdi ne dedim? Bu da üçüncü şeyin başlığı. Henoteistik tek tanrıcı animizm. Bir kere Türk dininde animist unsurlar çok fazla. Yani tabiat güçlerinin her birinin canlı kabul edilmesi, bu klasik bir animistik ögedir. Ve paleolitik dönemin veya neolitik dönemin, ama yani hiç olmazsa neolitik dönemin daha doğrusu, ama öncesinde paleolitik dönemde kesin, tabii ki neolitik dönemde devam edecek şekilde, tabiatın içerisindeki pek çok gücün tabiattaki etiyolojik mantığın anlaşılamaması dolayısıyla primitif insanlar tarafından canlılıkka sahip olduğunu öngören bir teori animizm. Animizm bir ara şeydi, hani önemini yitirdi ama şimdi yeniden bir revizyonist animistler var. Yani dinlerle, dinler tarihi söz konusu olduğunda onlar sayesinde animist teori biraz daha güçlendi. Tabiatın canlandırılması. Türklerde müthiş bir tabiatçılık var. İnanılmaz yani. Yani teoloji anlamında, saygı anlamında, tabiatın korunması anlamında müthiş bir şey var, eğilim var. Bunların dibinde tabii ki animizm yatıyor. Atalar kültü şöyle, eski Türk inançlarında bir başka temel unsur, yani animistik eğilimler var, tek tanrıcı eğilim var, tamam, şaman karakteri var, tamam, ve atalar kültü var. Mesela ben biraz bu bağlamda daha çok ilgimi çekiyordu benim eski Türk inançları, atalar kültü. Çünkü bu konuları biraz çalışıyorum ben. Yani bütün Mezopotamya'da, işte yakın doğuda, Akdeniz coğrafyasında falan atalar kültü önemli bir kavram dinler tarihinde. Yani basitçe şu, biliyorsunuz, ancestor worship denilen batı terminolojisinde ölen ataların aslında ölmediği, dünyayla bir liminal eşik bağlamında ayrıldığı ama her an dünyaya süpernatürel bir güç olarak, yani yarı tanrısal güç olarak müdahale etmesi. Yani tam tanrısal varlıklar değiller ama etkin varlıklar. Atalar kültü basitçe böyle bir şey. Mesela Türklerde güçlü atalar kültü var. O yüzden atalar kültü de Türk inancının olmazsa olmazlarından bir tanesi. Şimdi tabii bu inancın en önemli kavramları şu. Atalar kültü dedik, tamam. Animizm, eyvallah. Ama şunlar olmadan olmaz. İye inancı, Tengri inancı, Şaman inancı, Töre inancı, Kut inancı ve İduk inancı. Yani bir Türk, eski Türk dinini karakterize eden temel şeyler bunlardır. Atalar kültünü aldınız, tamam. İye, bunlar şu an saydığım terminoloji daha teolojik ve teorik kavramlardır. İye, Tengri, Şaman veya Türklerde Kam, Töre, Kut ve İduk. Şimdi birazdan yavaş yavaş bunları mümkün olduğunca çok uzatmadan açıklamaya çalışacağım ama tabii vakiti ben tam kontrol etmeye çalışıyorum. Hani vakit geçtiğinde Oğuz Hocam beni uyarırsa iyi olur. Şimdi geldik, en başta sıraladım o dördüncü bölümü, yani Pantheon. Yani Pantheon ne? Tanrılar dünyası veya süpernatürel dünya. Yani Tanrı kavramı çünkü çok modern bir kavram. Yani hani orta çağlardan bu yana var olan bir kavram Tanrı kavramı. Primitif dünyada, antik çağlarda Tanrı, yani bugün bizim tanımladığımız anlamıyla Tanrı aramayın. Yani başka bir şey o dünyada. Şimdi bu eski Türk dininde tanrılar, yani Pantheon söz konusu olduğunda önce şunu bilmeniz lazım. İye denilen bir kavramı bilmeniz lazım. İye. Çünkü bu İye kavramı
eski Türk inançlarının animistik temel kurgusudur. Ve Panteon'un zeminini teşkil eder. Tanrılar, yani ilahi güçler öyle diyeyim, onun zeminini, o topluluğun zeminini temsil eder ve teşkil eder. İye denilen şey. Ne bu İye? Şimdi Panteon'u da böyle bir 4-5 maddeye ayırdım. İye şu, işte Hakas, yani bu bir yanı şekilde telaffuz ediliyor. Hakasça'da Ezi, Kazakça İke, Uygurca Eke, bunun çok önemi yok yani ama kavramsal olarak İye'yi bilmeniz lazım. Romalılarda, antik Romalılarda Numen'e çok benzeyen bir şeydir bu. Tabii şimdi burada Oğuz Hocam veya diğer pek çok arkadaş olabilir. Klasik diller bilen eski Grek, Roma uzmanı arkadaşlarımız var. Onların çok daha iyi bildiği kavramlar bunlar. Fakat Latin dünyasında Numenler, çünkü Latinlerde de güçlü bir animizm var. Numenler tabiattaki herhangi bir şeyin arkasında bulunan temel güçlerdir. Temel süpernatürel güçlerdir. Yağmurda, şimşekte, su kaynaklarında, ondan sonra dağda, ormanda. İyeler böyle şeylerdir. İyeler adeta Latinlerdeki Numenlerdir. Mesela Kızılderili dillerinde işte Wakanda denilir bazılarında. Bazılarında Manitu denilir. Arapçada, eski Arap kültüründe Vesen diye bilinir. Yani İslam öncesi Arap kültüründe. Yani bütün primitif dinlerde yaygın aslında. Çünkü temelde animist kültür bütün inanç biçimlerinde var. İyeler tabiatta saklı güçlerdir. Her şeyin bir iyesi vardır. İyesi olmayan hiçbir şey yoktur. Ve iye Panteon'un en temelini oluşturur. Bunun üzerine zaten Panteon aslında çıkacak. Yani belki Tengri de, yani tek tanrı da belki zamanında, çok erken dönemlerde bir güçlü iyiydi ama zamanla gökyüzüne doğru, yani en mutlak yerine doğru çıkarıldı belki. Yani bilemiyoruz o kadar. Şimdi iye tabii Numen'e denk düşüyor, eyvallah. Ama bizim İslam kaynaklarında, yani Türk İslam kaynaklarında Kutat Kubilik gibi bir takım metinlerde veya Oğuznamelerde Tanrı anlamında da kullanılıyor. Yani iyeler aslında ruhlar öyle söyleyeyim. Ama Tanrı anlamında da kullanılmış. Yine pek çok Kaşgarlı Mahmut ya da diğerlerinde yine Tanrı anlamında kullanılmış. Ama bu Tanrı anlamı biraz daha tali bir anlam. Daha otantik anlamı Numen'dir aslında. Türkler iyeleri şöyle ayırmış. Ak iyeler, kara iyeler. Aslında ak, yani bir iye genellikle şeydir. Yani iyeler aslında iyi olan ruhlardır. İyi olan numenlerdir. İyi olan daimonlardır ya da. Fakat ikiye ayrılırlar. Ak veya kara olabilirler. Bu onlara gösterilen tavırla ilgili. Yani burada kastım şu. Mesela bir iyenin talebi olan bir ritüeli yapmadığınızda o iye sizin başınıza musallat olabilir. Dolayısıyla biraz sizin onlara gösterdiğiniz, yani bir ormana girdiniz. Eğer orman iyesine yeterli saygıyı göstermezseniz ritüel bağlamında, o zaman kötü de olabilir. Ama genelde aslında iyeler iyi numenlerdir. Bunlar, bakın şöyle yazdım ben, çoğunlukla arutözdürler. Ne demek arutöz? Arı özler, yani iyi özler. Bunların özü aslında iyidir. Ama bir de iyiye benzer, yine Panteon'un en altında olan, yine animistik mentaliteden kaynaklanan, konsept olarak iyenin neredeyse aynısı olan bir başka kategori daha var. Onlar da bizden, yani bu tabii şeye göre değişiyor bu terminoloji. İşte Hakaslar başka bir şey diyor, öteki taraf yani, ama kavram aynı. Bizden yeyler denilen ya da karaneme denilen, yani bazı yerde bizden yey, öte tarafta karaneme denilen bir takım demonlar da var veya cinni varlıklar da var veya süpernatürel varlıklar da var. Fakat bunlar kötüdürler. Yani bunlar o Mezopotamya'daki bizim şey gibi, hani kötü daimonlar var, Pazuzu, Lamaştu falan, yani biraz onlara benziyor.
Size sürekli musallat olan varlıklar bunlar. Bazen daima veya yine bir ritüel eksik olduğunda. Dolayısıyla bir de demek ki tırnak içinde kötü iyeler ya da bizden yeyler denilen bir takım varlık türleri var. Bu iyelerin kozmolojik şeyi şudur açıklaması. Bunlar başlangıçta yani yer gök falan yaratıldığında iyeler dünyaya düşmüşler adeta ve her bir varlığın içine girmişler. Dağa düşmüş, ormana düşmüş ve benzeri şeyler. Dolayısıyla bunlar iyi. İyi tabii hala Türkiye'de tarla bekçisi adıyla hala şey yapar, yaşar. İyelere dualar falan var. Yani ben onları aldım da hani şu an onları okumak gerekli değil. Bu iyeler tabii genellikle yaşlı figürler olarak falan düşünülmüş. Özellikle ateş ve ocak iyeleri çok önemli. Türklerde zaten ateş ve ocak çok çünkü aileyle ve soyla ilgili. Her evin, her ocağın, her ateşin, her kişinin bir iyesi var. Yani sizi koruyan personel iyeleriniz var. Dolayısıyla bunlara gerekli ihtimamı da göstermek zorundasınız. İşte Türkiye'de kara keçili aşiretlerinde bu iyeler geleneği hala devam eder. Mesela kötü iyeler diyeyim veya karanemeler, onlara da en klasik örnekten biri şuraledir. Bakın, şuraleler cadılar yani. İşte uzun boylu, göğüsleri yerlere kadar sarkan, ormanlarda yaşayan varlıklar. Bunlar da kötü tarafı temsil ediyorlar. Demek ki iyiye önemli bir şey. Bu panteonun temeli adeta. Tabii Tengri. Şimdi Türklerde Tengri yani Tanrı ile ilgili, tabii Tengri kelimesinin etimolojisi çok uzun. Yani tam da bilmiyoruz aslında. Sümerce'deki Dingir ile ilişkisi var mı yok mu olabilir belki. Fakat Tengri kavramına ait işte Biyun yazıtları, Elegeş, Barlık, Yenisey, Orhon yazıtları, buna benzer pek çok yazıt var. Hun dönemine ait bir takım Çin metinlerinde geçen bir kelime. Yani Çince'de Tian ama onun Tengri karşılığı olduğunu biliyoruz. İşte 10. yüzyıl Arap yazarı İbni Fadlan Tengri, Türklerin Tengri inancından sık sık bahseder. Uygurca Fal kitabı Irk Bitik'te bu Tengri ile ilgili detaylı bilgiler vardır. Dolayısıyla Tengri Türklerin en bildik, en yaygın ve adı da üç aşağı beş yukarı hep benzeri şekilde telaffuz edilen ve genellikle göklerin gökünde, aslında buradaki gök fiziksel bir gök değil. Yani onun da üzerinde bir yerde aslında. Oldukça da soyut bir anlayış bu. Şimdi bunu gördüğünüz zaman hakikaten bir tek tanrı şeyi görüyorsunuz. Ama bunu biz tek tanrı eğilimi diyelim. Yani mutlak bir tek tanrı demeyelim. Çünkü öteki iyeleri nereye koyacaksın ya da diğer tanrıları nereye koyacaksın. Ama bu Tengri kavramı bütün Türklerde çok ortaktır. Ve pek çok iyinin veya diğer tanrısal varlıkların bağlı olduğu bir üst varlıktır. Tanrı ya da Tengri denilen bu süpernatürel güç. Dolayısıyla Tengri önemli. İkincil tanrılar var. Dedim ya eski Türk inançları biraz henoteistik falan. Mesela neler var? İşte gök tanrının yani Tengri'nin eşi Ötüken. Ötüken ormanları veya Ötüken, Orta Asya'da Ötüken ormanları kutsal mekandır, İduk'tur. Ve aynı zamanda Tengri'nin eşi olarak kabul edilir. En azından bazı Türk boylarında. Dolayısıyla Ötüken bir tanrıça pozisyonundadır. Aynı zamanda yerle ilgilidir. Yer tanrıçası onunla ilgilidir. Orman ruhu orman tanrıçasıyla ilgilidir. Bir başka figür Umay ya da Akana denilen bir başka tanrıçaya benzer bir figür. Bu da yine kadınlarla çok yakından alakalı. Kadınların bütün hamileliklerinden, yani pek çocuklar ve kadınlarla çok en doğrudan alakalı tanrıça Umay. Tabii bunlar tek tek anlatılabilir ama onunla başa çıkamayız yani. Ülgen Tengri'nin altında, bazen Tengri ile eşleştirilen ama muhtemelen Tengri'nin altındaki bir kategori, bir başka güçlü tanrı. O da pek çok şeyi, kozmik olayları düzenleyen, yaratılışla ilgili yanları olan bir tanrı. Erlik kötü tanrı gibi görünse bile aslında
şeyde antropolojide trickster denilen bir şey var. Yani kötü gibi görünür ama aslında bir şeyleri de o yapar. Tetikler yani. İlk başlangıçlar genellikle onun tarafından oluşturulur. Erlik de yerin altında hükmeder. Yani yerin altında pek çok şey, karanlık şey aslında onunla ilgilidir. Mutlak kötü değildir ama kötü olabilir ve öldükten sonra muhatap olunan Tanrı büyük oranda erlik olacaktır. Tabii bunların yanında ay kendi başına Tanrı ya da tanrısal varlıklar öyle söyleyeyim. Ondan sonra erildir, genel olarak Türklerde erildir. Ondan sonra kün, güneş yani çoğunlukla Türklerde dişil kabul edilmiş. Ondan sonra bunlar da tabii gökyüzünde bulundukları yerlerde ama tanrıdırlar. Tanrısal varlıklardır en azından. Güçlü iyelerdir bunlar yani. İşte tabii şey de var yani bu yer su kültü denilen bir şey var, inanç var Türklerde. Yer su kültü şu basitçe. Yerde suda var olan küçük küçük iyeler. Tanrılar topluluğu tırnak içerisinde, iyeler topluluğu daha doğrusu, yerle suyla ilgili iyeler. Bunlar da panteonun içerisinde bir yer ama bunlar daha çok tanrı gibi olmaktan ziyade iye gibidirler. Ülgen gibi değildirler aslında. Bunlara yer su kültü denilir zaten. Bunlar daha çok iyedirler. Bu umay gibi, ülgen gibi, erlik gibi, tabii ki tengri gibi şeyler, süpernatürel güçler iye değildir. Yani belki iyeden türemişlerdir zaman içerisinde ama bunlar iye değildir. İyenin çok daha ötesinde varlık kategorisidir. Tabii 5. bölüm, tabii ben biraz hızlı hızlı da geçiyorum. Çünkü 7'de başladık, 8'e geliyor saat. Anlatacağım şeyler var arada ama hani o kadar giremeyeceğim, öyle anlaşılıyor. Birazcık daha geçebiliriz, çok az daha geçebiliriz. Eğer zaten her yerde geçecek. Tamamlanabilecek ama bence geçelim. Evet, o yüzden çok yani şey olmasın arkadaşlar, bu saatte rahatsız olmasınlar. Ritüel ve gelenek yani 5. bölüm. Tabii orada en önemli yani ritüel ve gelenek de olmazsa olmaz şeyler şunlar. Bir şaman, az evvel saydım işte töre ve buna benzer şeyler. Şimdi onlar da gelecek ama ritüel ve gelenek dendiğinde ilk önce şaman karakterini düşünün. Tabii bizim yani daha çok Moğol civarında şaman ama bizim daha Batı Asya'da kam yani Türkçe'de yani modern Türkçe'de daha çok kam kullanıyoruz. Kam yani şaman. Ne bu kamlar? Bunlar yukarı alemle yani tengriyle veya diğer tanrısal varlıklarla arayı bulan aracılar. Tabii şamanın rolü aslında sadece hastalıkları iyi etmek değildir. Yani klasik retorikte şamanın rolü nedir? İşte hastalıkları iyi eder falan. Ya bu çok önemli de. Fakat şaman sadece onun için işe yaramaz. Yani tabiatın yeniden canlanması, işte herhangi bir felaketin uzaklaştırılması, bütün bunlar da aslında şamanın fonksiyonlarıyla çok yakından alakalıdır. Ama daha pratikte tabii insanların bildiği şeydir. Hastalıklar ve şamanlar ilişkisi. Şaman hasta olan birisi geldiğinde onu iyi etmek için onu hasta eden daimonik varlıklar ya da tanrısal varlıklar neyse iyi ya da kötü onları bertaraf etmek yani uzaklaştırmak için fonksiyon icra eden aracılardır. Bir şaman söz konusu olduğunda onun 3 tane temel nesnesi vardır. Bir tanesi tüngür denilen yani ne diyelim ona işte davul diyelim, şaman davul diyelim. Tüngür denilen şey davul yani. Ötekisi oybu denilen veya bazen kamçı denilen o davula vurulan tokmak ve bir de manyak denilen, manyak da giysi tabii. Yani şamanın giydiği giysiler. Bu 3 şey bir şaman için olmazsa olmaz şeylerdir. Tabii tüngür yani bugün Türkçe'de mesela dünür kelimesi falan oradan gelir. Yani hani dünür yakınlık anlamında. Davul çünkü yani tüngür şamanı tanrılara yakınlaştıran ya da üstün güçlere yakınlaştıran bir şeydir, aracıdır.
Davul tüngür şamanın atıdır. Onunla ancak ilahi katlara çıkar. Oradan bir takım mesajlar alır ya da oradaki tanrılarla ya da oradaki varlıklarla uzlaşır ve buradaki insanı iyi eder veya dünyaya ait bir şeyi kontrol eder. Demek ki bir, öyleyse davul önemli. Şimdi diğerlerine geleceğim. Şu, bakın genel olarak herhangi bir davul gördüğünüzde, şaman davulu, şöyle bir çizgi, yani bir insan figürüne benzer ayrım görürsünüz. Bu aslında iki fonksiyonu var çok büyük ihtimalle. Bir, hem şamanın kendisini figürize ediyor. Yani davulu çalan şamanın kendisini figürize ediyor, canlandırıyor. Hem de Türklerde kabul edilen kozmik alemi, ki bu kozmik alem çok farklı. Birilerine göre 17, ötekisine göre 7. Yani bu şu an göremeyeceğimiz bir şey. Bu kozmik alemi ayırıyor. İşte buna Eizi deniliyor. Yani bu çizgi Eizi adıyla bilinir. Tabii bu daha sonra bizim İslam kültürüne hattı istiva olarak girecektir bana göre. Özellikle İslam tasavvufunda. Bu Eizi denilen, yani Eizi kelimesi şey, çok eski bir kelime. Bazen Eizi, bazen Eize, yani ama Eizi yaygın kullanılanı. Eizi şu, iki dünyayı ayıran bir çizgi, bir hat o. Ve şamanın kendisi. Bu iki dünya da tabii en yukarıdaki çizginin üzerindeki öteki taraflar. Yani yukarısı o kozmosun, kozmogoninin yukarı tarafı. Alttaki de bize ait olan taraf. Yani bizim dünyamız olan taraf. Sol taraf, şu sol taraf Axis Mundi'nin, yani hayat ağacının ve ne diyeyim, kozmik dağın bulunduğu alan. Yani bu sol tarafta yine yukarıyla alakalı ama aynı zamanda aşağıyla da alakalı. Yukarıyı ve aşağıya birbirine bağlayan Axis Mundi diye bilinen kozmik dağ ve hayat ağacı, kozmik ağaç yani, onun bölgesi. Sağ taraf daha seküler, yani daha gündelik hayatın bölgesi. Dolayısıyla şaman davulunda genellikle bu figürü hep göreceksiniz. Bu da bir şey, bunlar şundan dolayı aldım. Şimdi bunlar kaya resimleri falan da ama o kaya resimlerinde sizin gördüğünüz pek çok şey aslında şamanik ritüellerdir. Ve davulların üzerine resmedilen şeylerdir. Yani hani bu resimler yapılmışsa bilin ki orada bir şaman ritüeli yapılmıştır. Ve büyük oranda da avlanma ritüelidir o. Şurada çok net, yani böyle tabii yüzlerce şey var. Avlanma ritüeli var. Orada belli ki şaman bir ayin yapmış. Tabii Mus Tal denilen, ne diyeyim ona ben, şimdi biraz benzetme yapıyorum tabii. Davulun tanrısı, yani Mus Tal, bu şaman bu davulu kullanabilir. Bu şaman bu davulu kullandığında bu şaman iyi bilgiler alır diye onay veren bir tanrısal varlıktır. Mus Tal, yani o tanrı, o ulu güç size onay verir. Der ki tamam, sen bu davulu kullanabilirsin. Ve ondan sonra artık davul kullanılmaya başlanır. Şimdi burada görüldükten sonra, yani az evvel gördüğünüz şeyin bir başka versiyonu bu tabii. Yine yukarı alem bambaşka bir dünya. Yani doğaüstü güçlerin, tanrısal varlıkların olduğu alan. Aşağıya baktığınızda daha bu dünyaya ait bir alan. Bunlarda işte şu kamçı denilen, yani tokmak. Bunlar tabii biliyorsunuz sedir ya da kayın, yani sedir ya da kayından yapılır. Ney sedir ya da kayından yapılır? Bu davulun şeyi, kasnağı veya ahşap müştemilatı sedir ya da kayından yapılır. Derisi at derisi olabilir, geyik derisi olabilir, hatta ayı derisi olabilir. Tabii bunlar metamorfik hayvanlar, yani şamanı yukarıya çıkaran hayvanlar çoğunlukla, onların derileri yani. Ondan sonra kamçı da çeşitli şeylerden yapılıyor ama böyle tavşan ayağı veya bir tavşan tüyü falan genellikle kaplanıyor bu şeylere, tokmaklara.
Tabii tavşanın da seçilmesi şey değil, tesadüfi değil. Çünkü Türklerde bir tabu, kutsal bir iduk hayvandır yani. Bunlar klasik şaman görüntüleri. Hani çok eski görüntüler, o yüzden böyle biraz canlansın diye gözümüzde. Şimdi bir şamanın, tabii bu arada chat'e yazıyorsunuz, acaba soru mu onlar bilmiyorum, bakamıyorum. Çünkü chat'e bakarsam biraz zaman kaybolur ama bir müddet sonra bakacağım chat'e. Şimdi şamanın yaptığı iş aslında, yani bu hastalıkları iyi etmek, kozmosdaki bir takım problemli şeyleri ortadan kaldırmak falan. Bütün bunları yaparken, şaman yani ritüelini yaparken kamlama denilen bir sisteme göre yapar. Kamlama yani. Ne demek kamlama? Şu. Mesela bazı şamanlar bu ritüelini, şamanik ritüellerini yaparlarken, yani yukarıya doğru çıkarlarken ellerine bazı şeyler alırlar. Mesela bir kısmı hiç tef, davul falan almayabilir. Ondan sonra bunlar daha basit aletlerle, basit bir sopayla belki çıkabilir gökyüzüne. Mesela bu tipte olanlar küzüngü kamlama dedikleri şey. İşte homus kamlama var. Homus kamlama yine başka bir tür. İşte kopuz, ağız kopuzu falan kullanıyorsun. Yani bir müzik aleti kullanıyorsun. Onunla yukarıya çıkıyorsun. Tef ve kostümle yapılan kamlama, derik, düngürlük orada yazıyor bakın. İşte o davulla ve kostümle yapılan teknikler, kamlama teknikleri, yukarıya çıkma teknikleri. Veya herhangi bir yani dayak denilen bir sırıkla yapılan kamlamalar. Dolayısıyla elinde tuttuğu bir nesne ile ritüelin yapılışının mantığı esas alınarak böyle bir tasnif yapılmıştır. Hangi elinde nesne var, ona göre bir çıkış ritüeli. Bu da kamlama diye bilinir. Tabii bu yani şamanlar üzerine çok konuşulabilir şüphesiz de. Şimdi şamanların üzerinde manyak denilen bir elbise vardır. Bu elbise, tabii özel elbiseler bunlar. En temeli şudur bakın bu elbiselerin. Bu elbiseye giyilen bütün nesneler ya da takılan nesnelerin hepsi şamanın, mesela eski Türkçe'de şey denilir, don değiştirmek denilen bir kavram vardır. Eski Türkçe'de don değiştirmek denilen bir şey. Ne demek don değiştirmek? Metamorfoz, batıdaki karşılığı. Don değiştirmek şu: şaman gökyüzüne, yani ilahi gökyüzüne çıkarken, tanrılar katına çıkarken metamorfoz, yani don değiştirir. Mesela bu don değiştirme kavramı ya da konsepti bizim Anadolu'da Bektaşi ve kısmen Alevi kültüründe hala devam eder. Nedir şamanın elbisesiyle don değiştirmek? Şu: şamanın elbisesinin üzerine taktığı veya giydiği bütün şeyler onun don değiştirmede işine yarar. Ne demek o? Mesela şu: üzerine turna kuşunun mesela tüyünü takar. Bu şu demek: gökyüzüne çıkarken o turna olacaktır. Mesela üzerine işte bir ayı pençesi alır. Bu ne demek? O gökyüzüne çıkarken bir ayı olacaktır. Üzerine giydiği mesela ziller, elinde ziller vardır veya beline dolanmış veya bazen davulun arka tarafında bar denilen bir şey vardır. Ne derler? Tahta kısım, oraya takılan ziller. O ziller mesela nedendir? Çünkü yukarıya doğru çıkarken o kötü tanrıları engellemek, iyi tanrılara ben geliyorum haberini vermek. Üzerinize giydiğiniz şeyler sizin yukarıya çıkışınızı kolaylaştırmak içindir. Siz üzerinize eğer bir ayı pençesi aldıysanız bu şu demektir: siz ayı oldunuz, yukarıya ayı olarak çıktınız. Veya bir güvercin kanadı aldıysanız bir güvercin oldunuz ve yukarıya çıktınız. İşte buna don değiştirmek denilir. Elbisenin, o manyak denilen elbisenin temel şeyi budur aslında. Bu 600 parçadan oluşur. Yani bayağı böyle bir şey,
detayları olan Yahudilikteki şeye benzer biraz. Tallit'in ucundaki o zitsit denilen şeyleri, yani onun çağrıştırdığı mitzvalara benzer. Yani o giyside bir yığın tek tek parça vardır ve onların her birisinin bir anlamı vardır. Tabi bu elbiseyi giymeniz için falan sizin böyle herkes yapamaz bu elbiseleri. Kadınlar yaparlar ve de bu kadınlar lekesiz kadınlar. Bu lekesiz kadınlarla kastı şu şeyler, hani herhangi bir günaha girmemişler, herhangi bir kusur işlememiş, bu anlamda lekesiz kadınlar. Ondan sonra bu elbise bittikten sonra bir ritüel yapılır. Ondan sonra elbise ruhların onayına sunulur. İşte o elbise ruhlar tarafından onaylanır. Ve buna benzer elbiseyle ilgili bir yığın ritüel vardır. Dolayısıyla o elbise de şamanın olmazsa olmaz şeylerinden bir tanesidir. Tabii yine hani dedim ya, şunlar da çok temel şeylerdir. Yani atalar kültü, işte şaman, Tengri, Töre, Kut, İduk. Bunlar da temeldir. Yani otantik bir Türk dini arıyorsanız bunlara yoğunlaşmanız lazım. Töre dediği şey şu. Töre evrensel nizam. Yani bütün evreni stoacıların logosu gibi bir şey yani. Bütün evrenin kendisine bağlı olduğu bir hem fiziki hem soyut bir yasa, düzen. Ve bütün her şey bu yasaya tabidir. Bu yasanın koruyucusu da aslında Tengri'dir. Yani Tengri'dir. Aslında Hakan da, yani Han Hakan da bu yasayı korur. Zaten Tengri ile Hakan arasında çok doğrudan alaka vardır. Genellikle Hakan'ı seçen de tırnak içerisinde Tengri'dir. Töre evrensel düzendir. Bütün her şeyin kendisine indirgenebildiği ve sizin de ahlaksal anlamda veya herhangi bir anlamda bu töreden, yani evrensel düzenden kopmamanız gerekir. O yüzden töre kavramı otantiktir ve çok eski çağlarına kadar çıkar Türk inancının. Kut şu, kut yine otantik bir kavram, kutlu olmak, yani grace Batı dillerinde, yani kutlanmış olmak. Kutsanmış olmak, yani kral diyorum, Hakan neden tahta geçer? Çünkü o kut almıştır. Ne demek kut almak? Çünkü o Tengri tarafından özel bir grace'le, özel bir inayetle donatılmıştır. Tanrı ona özel bir inayet vermiştir, kutlanmıştır. Bazı kişiler, bazı nesneler, bazı yerler kutludurlar. Mesela bazı dağlar kutludur. O dağlar özel dağlardır. Oralara girdiğiniz zaman oraya girmenin gerektirdiği ritüelleri yapmak zorundasın. Kut kavramı da Türklerde çok çok arkaik dönemlere kadar çıkan otantik kavramlardan biridir. Bir başka otantik kavram, bugün Türkçe'de bizim hala adak dediğimiz İduk kavramı. İduk kavramı da şey demek aslında, şimdi kut kelimesiyle çok karıştırmayın onu kavramsal olarak, kutsal demektir. Yani Türklerde İduk, kutsal olan, yani sacred and şey, kutsal olan ve sacred ve profan, yani kutsal olan ve olmayan. Bu ayrım Türklerde güçlü. Kutsal olan İduk, işte kutsallık size bir özellik kazandırır. Bütün tanrılar İduk sahibidir. Sizin de aslında bu dünyada yaşarken iyi bir insan olmanız için İduk sahibi olmanız gerekir. Bunun için de kut almanız gerekiyor ama. Yani İduk ve kut kavramları aslında çok iç içe geçmiş gibi görünüyor. Aynı zamanda sizin bütün kurbanlarınızın hepsi İduk olmalıdır, kutsal olmalıdır. Özel seçilmiştir onlar. Yani profan değildir onlar. Bir ritüel yapacaksan o özeldir, o iduklanmıştır artık, yani adak haline gelmiştir. Dolayısıyla bunların hepsi otantiktir, bunlara güvenebilirsiniz yani eski Türk inançları diye. Tabii bir de şunu bilmeniz gerekiyor, kozmoloji, kozmogoni,
Aslında Türklerde şu an işte Manas Destanı'nda Kırgızların ya da benzer şeylerde kozmolojik kozmogoni var ama yani bunlarda çok fazla manişeist etki var. Şimdi manişeizmin çok güçlü bir kozmolojisi ve kozmoloji felsefesi olduğu için bizim Türk kültürünü bayağı etkilemiş. Bunların arasından böyle seçeceğiniz, ayıracağınız da işte bunlar otantik, bunlar manişeist, bunlar Budist hani veya İslam etkisi, bu çok zor yani. Ama şunu söyleyebiliyorum, çok otantik temel iki kozmoloji kavram Türklerde şudur. Birisi hayat ağacı veya kutup yıldızı denilen şey, ötekisi de dağ kültüdür. Yani bunların her ikisi de biraz önce söylediğim Axis Mundi'lerdir. Yani Türklerde bütün evreni tutan ve idukla donatılmış olan, yani bütün evrenden kasıt şu, insanlar alemi, yeraltı alemi, bütün hayvanlar, bitkiler, her şey ve gökyüzü, tanrılar. Bütün bunların hepsini bir arada tutan, bir yanıyla çok fiziksel, bir yanıyla da oldukça soyut kavram. Axis Mundi. Ne o? Birisi kutup yıldızı Türklerde, bir tanesi dağ kültü ya da dağın kendisi yani. Kutup yıldızı Türklerde biliyorsunuz ki demir kazığı diye bilinir. Hala Anadolu'da demir kazık dağları vardır. Orta Anadolu'da bilmem sağda solda. Kutup yıldızı demir kazık ya da bütün evrenin kendisinin etrafında dolaştığı bir temel dağıdır. Fakat bu bir temel şeydir, ne derler? Bir aksistir yani. Şaman da zaten gökyüzüne doğru çıkarken bu dağa tırmanır. Yani daha doğrusu bu kutup yıldızına tırmanır yukarılara çıkmak için. Onun üzerine tırmandığı merdiven veya direk aslında bunu temsil eder. Yani kutup yıldızını temsil eder. Bu kutup yıldızı aynı zamanda hayat ağacıdır. Bütün evreni birbirine bağlayan bir hayat ağacıdır. Ona Bayterek derler. Ondan sonra kayın ağacıdır. Yani bu kutup yıldızı aynı zamanda kayın ağacıdır. Kayın ağacı bundan dolayı kutsaldır zaten. Ve yaratımla ilgisi vardır. Yani çoğunlukla ilk yaratılan insanlar, ilk yaratılan şeyler bu hayat ağacından, bu kutup yıldızından yaratılmıştır. Yani bu önemli. Bir de şu Axis Mundi önemli. Dağ kültü. Tabii dağ kültü aslında pek çok primitif inanç da öyle. İşte Sümerler'de Meru, ötekisinde başka bir şey. Yani Maşudavu Sümerler'de, Hinduizm'de Meru, Yahudiler'de Evanşetiya, Kudüs'deki şey yani Siyon Tepesi. Şimdi bu dağ zaten kendi başına bir şey de Axis Mundi bütün dinlerde. Ama Türklerde çok güçlü. Ve Türklerde dağ kültü, yani evreni ayakta tutan dağ bu da. Tıpkı hayat ağacı gibi. Bu da evreni ayakta tutan bir dağ. Nasıl hayat ağacı evreni birbirine bağlıyorsa bu dağ da evreni yıkılmasın diye ayakta tutuyor. Dağ kültü Türklerde atalar kültüyle çok yakından alakalı. Bundan dolayı da Türkler özellikle bahar aylarında Orta Asya'da Altay Dağları'na giderler. Ve Altay Dağları'nda, çünkü Altay Dağları atalardır. Ölmüş olan atalar, yarı tanrısal varlıklar. Onlara ritüeller yaparlar. Dağlar normalde ölmüş olan ataların üzerine geldiği şeylerdir, alanlardır. Bundan dolayı Türklerde bu dağ kültünün uzantısı olarak taş kavramı, taş kültü çok önemlidir. Hikmet Tanyu profesör bununla ilgili çok malzeme toplamıştır. Dolayısıyla kozmoloji ve kozmologi ile ilgili, yani mesela şimdi Türklerde yaratılış öyküsü var ama mesela şimdi Nuh tufanını anlatıyor. Yani şimdi yani başka isimlerle işte Nama diyor falan ama yani Nuh'a, ama anlattığı Nuh tufanı, şimdi bu büyük ihtimalle bizim İslami gelenekten girmiş. Şimdi dolayısıyla hani buradaki yaratılış destanını çok otantik bir Türk geleneği olarak kabul etmek biraz zor. İslamlaştıktan sonraki süreç. Manişeizmin etkisi zaten kendi başına bir şey. O yüzden daha erken çağlara gittiğinizde özellikle
bu iki tane unsuru bulabilirsiniz ancak otantik olarak. Yani kutup yıldızı ve dağ kültü ya da kozmik dağ veya kozmik yıldız. Tabii bu konuda çok çalışan adam var ve bunların ciddi ciddi yani isim, yani çok fazla isim var. Ben şimdi hani birisini görmediniz kızmayın bana yani bunu niye almadım diye. Tamamen o şeyimdir benim, unutkanlığımdır. Ama benim çok temelde okuduğum adamlar. İşte Harun, bunların hepsi akademik tabii. Harun Hoca rahmetli yeni vefat etti. Bizim Kayseri İlahiyat'ta dinler tarihi profesörü. Benim de profesörlük jürimde falan da vardı hoca. Çok da iyi bir tarihçiydi. Harun Güngör, Yaşar Çoruhlu, Jean Paul Roux, Abdülkadir İnan, İbrahim Kuruzum, Eliade, Fuzuli Bayat, Saadettin Güneş, Aynur Gazan, Farvizi, Canil, Mirza Bapeva. Yani bunlar benim karıştırdığım, okuduğum isimler. Başka isimler de var aslında da şu an aklıma gelmiyor açıkçası. Bunu hazırlarken bunlar kaldı aklımda. O yüzden bu isimlere de bakabilirsiniz. Bunların pek çok kitabı var. Evet sevgili arkadaşlar ve Oğuz Bey, benim anlatacağım çok şey var ama zaman sınırlı. Burada kesiyorum. Soru varsa birkaç tane soru alayım. Ondan sonra da bitirelim. Tamam, çok teşekkür ediyorum ben de. Şimdi çok az zaman kaldığı için soru cevaba ben okuyayım soruları. Hı hı. Hatta şuradan kendimi kapatarak soru cevabı açayım ki hızlı gidelim. Sizden de ricam böyle küçük küçük cevaplarla gidersek birçok soruyu cevaplamış oluruz. Şimdi, tabii ki öyle cevap verebilirsem ama hani inşallah. Ama yani uzun evet, cevap vermeyeceğim. Kısa cevap olanlara cevap vereceğim. Çünkü, evet. Evet, evet, evet. Şimdi bu teşekkürleri bugün es geçiyorum. Şeyleri. Bu Kızılderililerden bahsederken Zafer Tuncay sormuş. Yeni kıtadaki halklar mı diye sormuş Kızılderililer dediğimiz. Tabii. Amerika kıtası yani Amerika yeni kıta yani Indians, tamam. Amerika. Hı-hı. Tamam. Bir sözcüğe takılmış sadece. Tabiat tapınımı derken basit demiştiniz de o basiti yani basit derken ilkel mi tabiat tapınımı? Yok, hayır. Yani basitçe anlamında kullandım ben onu. Hani basitçe söylersek. En şey değil mi? Tamam. Hı-hı. Çok güzel. O aynı kişilerin geçiyorum sorularını çünkü başkalarına da yer açmam lazım. İye kavramı ile esir kavramı aynı mı diye soruyor Gülten Kavurmacıoğlu. İye ve esir kavramı. Yani bir ilişki var mı? İye, yok. Esir. Hayır. Yok. Şok. Nil Hanım sormuş. Anadolu'da ağaçlara çaput bağlama Umay kültürün günümüze bir uzantısı olabilir mi? Böyle bir şey var mı? Ağaçlara. Yani şöyle ona kısaca evet diyeyim ama o açılması gerekiyor. Ama evet diyeyim yani. Evet diyelim. Açılması gerekiyor. Cem Bey, Türk inançlarında kadına ve genç kızlara atfedilen kutsallık var mıydı? Bunu geçelim ya, bu uzun bir şey yani. İzninizle geçelim bunu. Bunu geçelim. Alfa Spinoza, pardon dinliyor. İslamiyet sonrası Tuğba ağacı ile hayat ağacı benzerliği var mı? Yanlış ha, yani evet benziyor doğru evet ha. Şu an öyle diyeyim. Tamam. Bahadır İnanç Özkan Ötügen yazıtlarda Ötügen yışı başkent kabul edin diye geçen öğütü Türk inanışına göre nasıl yorumlamak gerekir? Ha, Ötügen bu... eski Türk inanışında Kabe'ye mi denk gelmektedir? Yani tabii Kabe'ye denk gelmek yani bunu soruyu da geçelim. Beyefendiyi anlıyorum ben ama hani çok şey başka şeyler anlatmam lazım ama pek öyle değil. Kabe'ye denk düşmez yani. Tamam. Mesut Çalışır, Mesut Bey, şamanist gelenek bazı ritüelleri, inancı Anadolu'da devam ediyor mu günümüzde? Tabii kesinlikle. Ben bunu çok örnekler var mıdır bildiğiniz? Şu mesela şu diyebileceğiniz yoksa çok çeşitli midir? Yani o kadar çok çeşitli ki hani bir ikisini metin şey anlatırken de söyledim ama yani hani en basitinden en böyle otantik dönemlere kadar uzanan şeydir. Eşiğin kutsallığı. Eşik mesela. Eşik. Evet. Eşik kültü eski Türklerde çok önemli. Hala Anadolu'da çok önemli. İşte en basitinden herkesin bildiği çaput bağlamak. Hani o da ağaç iyesiyle ilgili bir şey. Yani o çok yağmur yağdırma motifi Orta Asya geleneğiyle çok yakından hala çok benzer. Çok ilgili.
Hatta bugün sema ve semah olarak yani hem Mevlevilerde hem Alevi geleneğinde yapılan o ritüelistik danslar Orta Asya'da çok eski dönemlere kadar uzanan ve Orta Asya'da sanem oyunları diye bilinen bir dans türüyle alakalı. Yani şamanik, tırnak içinde şamanik danslarla alakalı. Yani örnekler çok fazla. Tamam. Levent Bey, töre ile torah arasında bir bağ var mı diyor. Töre yok. İle torah. Yani tabii soruyu böyle sormak da haklı. Fakat töre ve torah arasında etimolojik olarak da bir alaka yok. Kavramsal olarak da yok. Şu an evet. Gülşen Hanım, şamanın kıyafetini diken kadınların menstruasyon dönemine girmemiş. Aynen. Aynen. O var değil mi? Öyle bir önemli bir evet, şey. Evet evet aynen. Menstruasyonda olmaması lazım. Olmaması lazım. Girmemiş o. Evet. Bir Elif Hanım'dan İlmiye Çığ Türklerin Nardugan Bayramı'ndan bahseder. Ancak Ahmet Taşağıl bunun gerçekliğini tartışmaya açar. Sizin yorumunuz nedir diye soruyorum. Bu da çok uzun ya. Bayağı uzun bir konu. Ama şey ben biraz Ahmet gibi düşünüyorum. Yani Ahmet Taşağıl tabii çok iyi bir tarihçi. Burada Ahmet'in adı yok. Onu da söyleyeyim yani. Son anda aklıma geldi. Ben bunu çünkü biraz... Abi, zaten söylemiştiniz eksikler olabilir. Evet evet yani Ahmet Taşağıl şeydir. Çok iyidir. Ahmet'i okuyun yani. Tamam. Yani burada bir bu uzun hikaye diyorsunuz. Hayır, çok uzun ya. Bu öyle bir yerlere girmek lazım ki yani. Tamam. Bir dakika. Süleyman Murat Bilgin, Tali Tanrılar kısmında katmanlardan bahsettiniz. Mirkaya Eliade eski Türk inanışında 7 kat gök üstünden bahseder. Evet. Evet. Ayın sırasında sadece erkek kamın 5. katman olan altın kazık yani kutup yıldızına kadar gidebildiğini söyler. Ama bu soruda çok uzun. Evet evet. Bu da uzun yani bunu da yani hani... bu olayda Türk inanışında yeni din olan İslam ile harmanlanmış bir şey var mıdır diyor. Yok yani bunu da geçelim yani geçmek durumunda kalalım yani. Hani. Evet peki hı? Tamam. Amerika'da biraz çok uzadı. Evet. Bir dakika. Göbekli Tepe'de gördüğümüz taşlar Rumeysa Ulakçı şamanlarla ilişkisi var mıdır bu Göbekli Tepe'deki? Ya şöyle ben ona hemen bir şey söyleyeyim. Yani Göbekli Tepe'de şamanizmi aramayın. Yani kavramsal olarak da aramayın, mentalite olarak da aramayın. Yani bu kadar söyleyeyim. Hani bu da uzun bir hikaye ama bence şey yani öyle düşünmesinler yani. Tamam peki. Şükran Cihan, dağ kültü. Göbekli Tepe, antik çağdaki tanrıların tapınakları örnek olarak kabul edebiliriz. Bu bir soru değil. Söylediği yorum yapmış. Ahmet Usta soruyor. Türklerde dağ kültünden primitif ve sonraki dinlerde de dağları çok görüyoruz. Semavi dinlerde de var. Grek mitolojisinde, Roma'da. Dinle tanrı arasında ne gibi bir ilişki var? Tabii yani... Ya şey, bunlar çok derin sorular ya. Sorular derin sorular. Yani. Güzel sorular ama bunlar mümkün evet. Değil yani. Yani bir gün belki başka bir şeyde... Evet evet aynen. ...değiniriz aynen. Yani. Bunları geçiyorum. Yok bu yani Ötügen ve Kabe meselesini sordu Bahadır Bey ama şu an o uzun bir konu olduğu için oraya girmek istemedi. Bir dakika. Din Ahmet Usta şunu sormuş. Dinle dağ arasında yanlışlık oldu diyor. Ben yanlış söyledim diyor ama Ahmet Usta'ya nasıl döneceğim? Dinle tanrı değil. Dinle dağ arasını sormuş. Ne demek dinle dağ arasında? Yani dinde dağ arasında. Din ve dağ arasında. Sözcük olarak mı acaba Ahmet Usta bunu söylemiş? Etimolojik olarak mı? Etimolojik olarak mı sormak istedi? Onu bilemedim. Yok yok öyle bir etimolojik bağlantı hiç yok. Din kelimesi bambaşka. Yani yol falan demek Arapçada. Dağ Türkçe bir kelime. Tamam peki. Birazcık gidiyorum. Buçukta bitireceğiz çünkü. Çok uzun soruları okuyamıyorum kusura bakmayın. Evet evet. Yo, ben eski Türklere
Şimdiki Alevi ve Sünni hangi ilaçta, ilaç derken ilaçları anlamadım. Hasan Bey eski Türklere ilaçlar anlamadım. İlaçta inanç mı demek istedi acaba? Devam edemedim. Sembollerle ilgili Türk sembollerinden pek bahsetmedik diye bir soru gelmiş ama bahsettik mi? Bahsettik yani, birazcık ama. Yani şöyle, hani o çok, yani ondan zaman yok. Yani özü o, nasıl bahsedeyim? Hani ancak davul üzerindeki bir iki sembolik değerden bahsettim. Yoksa başa çıkamayız yani. Evet, şu sormuş. Eski Türklerdeki inançla şimdiki Alevi ve Sünni inanç devam ediyor mu? Böyle bir şey var mı? Eski Türk ve Alevi ve Sünni inanç. Şöyle yani soru şuysa eğer, eski Türk inançları Alevi Bektaşi geleneğinde mi daha çok devam ediyor? Sünni gelenekte mi daha çok devam ediyor? Soru buysa, Alevi Bektaşi gelenekte daha çok devam ediyor. Sünni gelenekte de var ama daha az var yani. Anladım. Tamam. Peki. Süleyman Murat soruyu, Süleyman Murat'ı kaçırdım herhalde. Cevap verirseniz teşekkür ederim diye ama kaçırdım. Neolitik dönem, örneğin Çatalhöyük halkını Türk kökenli olarak düşünmemiz gerek mi diyor Işıl Işık? Yani öyle bir şey, bu uzak bir şey. Tabii. Yani o zaman zaten sevgili arkadaşlar, Türk, yani Çatalhöyük dediğiniz Neolitik milattan önce 7000'ler, 6000'ler, 5000, yani hani Türk yok, proto Türk bile yok. Daha Ural Altay falan yani, hani yok. Biraz uzak bir geçmiş. Çok, evet. Çok, evet yani. İbrahim Hızalan, baksıcılık şaman inancı ile ilgili mi demiş? Baksıcılık. Evet, evet. Aynen. Yani kısaca cevap, tabii ki ilgili. Ya zaten baksı bazı yerlerde şaman yerine kullanılıyor. Evet. Kıymet Karaca bir şey sormuş. Rusya'da Yakut bölgesinde yaşayan halk halen ormanlara inanıyor. Ormana gittiklerinde saygılı oluyorlar, yemek bırakıyorlar. Bu bir animizm midir diyor. Tabii. Yani aynen, bu bir o animistik kültürün, yani iye adıyla bilinen şeylerine saygı, tabiatın iye unsurlarına saygı, dibi animizm tamam. Yani. Tamam. Gamze Hanım, iyeler İslamiyet'teki meleklere denk gelir mi? Yani biraz öyle olmuş. İyeler İslam, Müslüman olduktan sonra meleklere döndürülmüşler. Bu doğru yani. Evet, veya cin, melek, yani o tip varlıklara. Tamam. Sakis Leonidis, eşikle ilgili şu an düğün yapıldığında eşiğe yağ sürüp girme geleneği Orta Asya kökenli midir? Eşik cin perilerin beslenmesi ve akabinde evin korunması için midir? Evet evet, yani eşik iki dünyayı ayırdığı için, yani evin içi ne diyeyim ona, kutsal alan, evin dışı tekin olmayan alan, daha tekinsiz bir alan yani. Bu iki dünyayı birbirinden ayırır. Bütün buna liminal alanlar denilir dinler tarihinde. İki dünyanın ayrıldığı yerler ve bütün din, pek çok dinde bütün ritüeller bu liminal alanlar için yapılır. Liminal tamam. Alanın bir yanı tekin değildir. Öteki yanı güvenilir yandır. Güvenilir yanın yıkılmaması için, yani kozmosun yıkılmaması için o eşiğin iyi korunması lazım. Bundan dolayı da eşik kavramı önemlidir. Özellikle bizim Türk kültüründe, yani eşikten burada kasıt şu da olabilir tabii. İlla kapı eşiği değil, çadırın kapısı. Bir yerden bir yere girdiğinizdeki bir çizgisel hat mesela. Tamam, peki teşekkür ederim. Özlem Hanım, Tahta Kuşlar Köyü'ne şamanik bir köy diyebilir miyiz diyor. Tahta Kuşlar tabii güzel bir köy. Şamanik özellikler de var ama... Yani biraz da modernize, o kadar çok klasik değil yani. Ama şaman özellikler var tabii yani. Tamam, az kaldı. Son birkaç dakikada kapatıyoruz. Hı hı. Bir dakika. Genellikle izleyicilerimiz sunumu çok beğenmişler, doyamamışlar ve çok sorular da varmış ama hem soramıyorlar hem de vakit yok. Hı hı. Kırgızistan'da Süleyman Dağı'nda bulunan bir hayat ağacı mağara resimleri varmış. Onun hakkında görmüş müydünüz ya da soru soruyor Kırgızistan'daki? Çok bilgim yok. Biliyorum
Ama çok yani derinlemesine bakmam çünkü o çok malzeme var ona benzer yani. Evet, bir soru sormuş. Eren Zeybekoğlu, milattan önce 6.000-7.000'li yıllarda Türkler yok muydu diye bir soruyu tekrar ediyor. Milattan önce 6.000-7.000. Yani biraz Neolitik'in içine doğru. Aynen. Şöyle şimdi hani bunlar tabii çok haklı olarak arkadaşlar şöyle. Şimdi bir kere Türk yani ırkı yok ama tabii ki bizim yani Türklerin içerisinden geldiği bir prototip ırk olan büyük ihtimalle Ural-Altay ırkı denilen ve Orta Asya'nın kuzeyine doğru olan bölgede yaşayan bir halk vardı. Yani şöyle bakın şöyle Türk, Japon, Kore, Mançu, Tunguz, Moğol gibi halklar bu ana stoktan koptular. Yani bu ana stoktan koptular. O yüzden de mesela Neolitik dönemde falan böyle bir Türk ırkı, Moğol ırkı aramayın. Çünkü o zaman henüz bir aradalar hepsi. Yani klasik anlamıyla bir Türk ne diyeyim etnik kimliği ya da ırkını bulmak için belki Hun dönemine çıkılabilir. Ama ondan önce mesela Andronova kültürü falan var ama onlardan da tam emin değiliz. Yani Andronova bazılarına göre Hint Avrupa, bazılarına göre Ural Altay, onları da çok ama o zamanlarda bile henüz Türk kimliği yok. Tamam. Evet. Anlatabildim mi? Yani hani Evet. zor bunu cevaplamam, Tabii böyle bir tabii. şey yani. Yani evet. Şimdi sizden ricam ekran paylaşımını kapatabilir misiniz? Bir beraber görülelim. Ekran Evet. paylaşımını bir dakika kapatmaya çalışayım. Evet, çok teşekkürler. Şimdi sevgili izleyiciler, tabii çok soru vardı. Kusura bakmayın, hepsini okuyamadım ben. Çünkü gerçekten sorular çok fazlaydı. Ama başka bir şekilde, başka bir zaman umarım bunları da cevaplanabilecek bir program yaparız. Ben bu güzel sunum için Kürşat Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi, çok güzel sorular geldi. Türkiye'de yaşıyoruz ve insanlar merak ediyorlar kökenlerini veya dini kökenlerini de. Bir sürü yanlış bilgiler de olabilir ama iyi bir ağızdan, uzmanından bir takım şeyleri dinlemek de bizim için çok yararlı oldu. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben de çok teşekkür ediyorum size Oğuz Bey, bütün dinleyen arkadaşlara ve herkese. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, böylece bu etkinliğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sanıyorum 22 Şubat demiştim. 22 Şubat'taki bir başka etkinliğimizde buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum ve güzel bir hafta diliyorum.